Anagold firmasına. Anagold firması nasıl bir firma diyeceksiniz? Zengin bir firma. Çok zengin bir firma. Altın madeninde işçilere ulaşılamıyor. Şirket suskun ama kasasını her geçen gün dolduruyor. Anagold, bakın size karlarını söyleyeyim de biraz şaşın ya. Anagold, bu Amerikalı firma 2022-2023 yılları arasında, daha doğrusu 2010'da üretime başlıyor. İşte 2008'de ÇED raporları, şunlar bunlar, işte hangi Veysel Eroğlu dönemi herhalde bu dönem, ve işte ondan sonra yürümeye başlıyor şirket. 2010 yılında üretime başlıyor. Şu anda da Türkiye'nin ikinci büyük altın çıkartan firmasıymış Türkiye'de. Kaz Dağları'nda da böyle bir, onu da talan ettiler zaten. Orayı da rezil ettiler. Şimdi 2,5 milyon dolar kar elde etmiş. 2022-2023 verisi bu. Bakınız, 2,5 milyon dolar kar elde etmiş. 174 milyon dolar vergi vermiş bunlar. O kadar. 174 milyon dolar vergi vermiş. Bu kadarmış. 2,5 milyar dolar kar, 2,5 milyar dolar kar, 174 milyon dolar Türkiye'ye vergi olarak veriyor. Ha, bir de bu şirketin Nurettin Nebati döneminde 7,2 milyon dolar vergi borcu silindi. Neye göre silindi? Niçin silindi? Onu da bilmiyoruz. Neden siliyorsunuz ya? Adam kar ediyor zaten. Toplam bu alandan kazanacağı para aşağı yukarı 23 milyar dolar diyorlar bunu. 23 milyar dolar diyorlar ya. Paranın büyüklüğüne bakar mısınız? Ve bu adam bizi sömürüyor. Zaten sömürge madenciliği deniyor buna. Sömürge madenciliği deniyor. Bu bizim gibi ülkelerde paraya ihtiyacı olan, ne bileyim siyasette siyasi ahlakın çok gelişmediği, suistimale açık, yolsuzluğun, endekslerde zaten yolsuzluk endekslerinde de birinciyiz biliyorsunuz. Fazlasıyla olduğu, adalet sisteminin doğru dürüst işlemediği, paranın birçok kapıyı, gücün, koltuğun birçok kapıyı açtığı bir ülkedeyiz. Ve rantı seven bir ülkede olduktan sonra tabii ki böyle emperyalist şirketler, böyle kapitalist şirketler ülkenize yayılır, girer. Girdi mi çıkmaz. Mesela madencilik şirketleri, madencilik kartelleri değil, ilaç kartelleri, gıda kartelleri. Bunlar gerçekten dünyayı ele geçirmiş insanlar. Güçlü Avrupalı veya Amerikalı ailelerin ya da fonlar var arkasında. İşte senin gibi ülkelere giriyorlar bunlar. Ondan sonra da işgal ediyorlar ülkeni. Dağını, tepesini, limanını, ovasını, her yerini bu şekilde işgale başlıyor. Ama sen izin veriyorsun bunlara. Bunların girmesine sen izin veriyorsun. Çünkü kötü durumdasın. Paraya ihtiyacın var. Ülkeyi de iyi yönetmiyorsun. Bir şekilde paraya ihtiyacın var. O ekonomik krizi hiç atlatamamışsın. Herkese de evet demek. Orta Doğu'daki ülkelere de evet diyorsun. Avrupa'daki ülkelere de evet diyorsun. Amerika'daki ülkelere de evet diyorsun. Ve ülkeyi bir sömürge ülkesi haline getiriyorsun aslında. Olan bu maalesef. Ya 386 bin ruhsat verilmiş ya son 8 yılda mı veya bunların döneminde mi? Ayıptır ya. 386 bin ruhsat, ülkeyi delik deşik edecekler. İşte böyle bir büyük şirketten bahsediyoruz. Bir de bunun küçük ortağı var. Böyle olunca savaşa gerek kalmadan ülkeyi ele geçirecekler. Ertan Gençer çok güzel söyledi. Savaşa hiç gerek yok. Yani senin işte aşağıda Ruslar nükleer santral yapıyor. Orada liman yapabilir belki. Gemilerini bile yanaştırabilir. İçeride vermişin yabancı ortaklığı, Türk ortaklı şirketler madenlerini vermişin. Onlar çatır çatır kemiriyorlar ülkeyi. Yani böyle işte devam edip gidiyor. Özelleştirmişsin birçok şeyi. Elinde malzeme kalmamış, fabrika kalmamış, bilmem ne kalmış. Paraya ihtiyacım var. Bir de dolara ihtiyacım var. Yazık. Yani o soruyu bir kez daha soracağım. Yani dış güçler deniyor ya. Dış güçlerin Türkiye'de, yani dış güçler dediğim işgalci güçlerden bahsetmiyorum. Ülkelerden bahsediyorum. Avrupa ülkelerinden, Rusya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Çin'den dış güçler dediğim o. Dış güçler Türkiye'de kiminle çalışmak ister? Hangi iktidarla çalışmak ister arkadaşlar? Soruyorum bir kez daha bu soruyu size. Ben cevabını da vereyim. Tabii ki bu iktidarla çalışmak ister. Önlerini açıyor her seferinde. Baksana Anagold şirketine ya. Anagold şirketine başka kim bu kadar önünü açabilir ki, imtiyazlar sağlayabilir ki? Ahmet bir şey diyeceksin. Evet. Çok güzel. Yaptırmak isteyip de yaptıramadıkları ne var ülkede? Çok güzel bir şey söyledin Ahmet. Buraya bunu not alabilir miyim? Yaptırmak isteyip de. Heh, ben buraya not alayım da. Çok güzel yani. Fikir açıyor. Yaptırmak isteyip de yaptıramadıkları ne var Erdoğan hükümetine? Soruyorum size. Hiçbir şey yok. her şeyi yaptırabiliyorlar. Bak biraz da Sisi konusuna da geleceğiz. Avrupa ve Amerika istedi. Sisi'yle de el sıkışmak zorunda kaldık biz. Birazdan geleceğim ama arşiv unutmaz. Şimdi geldik. Küçük ortağı var bir de bunun, Çalık. Başında Ahmet Çalık var. Çalık Holding'den bahsediyorum. Çalık Holding iktidara yakın ve bildiğim kadarıyla eşi bir zamanlar AKP milletvekiliydi. Ve yıllar gelini mi? Evet, tam Malatya milletvekiliydi değil mi? Doğru, Öznur Çalık. Gelini mi oluyor onların? Tamam, Öznur Çalık. Evet, tamam, Malatya milletvekiliydi, doğru. Aklımda öyle kalmış. AK Parti'dendi ve uzun yıllardır, aşağı yukarı 2010 yılından beri de Çalık grubu ana Gold'la da ortak. Bakın yani iktidara yakın. Şimdi, ABD'li şirket Anagold. Bir firma Türkiye'de, Çalık grubu, ki Çalık grubu da artık Türkiye'nin en zenginlerinden biri oldu. Forbes'te listede adam. O holding Forbes'te listede 2012-2020 yılları arasında öz kaynaklarını 9 kez arttırmış bir holdingden bahsediyoruz. Arttırsın ama gerçekten dürüstlükle arttırsın veya iktidardan güç alarak arttırmasın. İnsanların kafasında çok soru var çünkü. Benim düşünceme göre iktidara yakın oldukları için de bu kadar bir zenginleşme içerisinde olduklarını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz peki arkadaşlar? Sizin kanınız ne? Benim kanım bu. Şimdi devam edeyim ben. Türkiye'de bir ortak buluyor. Karşısına bir Çalık grubu çıkıyor. İşte tesadüf. Ha, o Çalık grubu işte 2010'dan itibaren çalışmaya başlıyorlar. İş ortaklığı var. Tabii ki şirketlerin iş ortaklığı yapması çok çok önemli. Ama tabii burada imtiyazlara sahip olmaması gerekiyor. Eşit koşullar içerisinde diğer şirketlerle birlikte çalışması gerekiyor. Güç almaması gerekiyor. Ve ne tesadüftür ki yıllar sonra yine bu ortaklık devam ederken Çalık gruplarına ait, Çalık grubuna ait aileden biri siyasete atılmaya karar veriyor ve ne tesadüftür ki iktidar partisinden milletvekili oluyor. Olsun tabii ki, insanlar tabii ki siyasete girecek ama o kadar çok soru var ki işte siyasi uzantı diyorsunuz, siyasi ayak diyorsunuz. Böyle insanların maalesef aslında geçmişlerine veya çalıştığı süreç içerisinde yaptığı faaliyetlere de bakmak gerekiyor. Kimseyi itham etmiyorum. Sadece sorular soruyorum. Sadece sorulması gereken ortalama zekanın sorularını soruyorum. Ha, ortalama zekanın sorularına cevap verir mi Çalık Holding? İşte biz hiçbir zaman devlet işleriyle işlerimizi şey yapmadık, birbirine karıştırmadık. Biz ne bileyim hep dürüst davrandık. Biz siyasetten güç almadık, önümüzün açılmasına neden olmadık gibi açıklamaları duyacağızdır diye tahmin ediyorum. Şimdi Çalık'tan bir açıklama geldi. Hakkı Akil diye birisi var orada. Yönetim kurulu başkanıymış, baş danışman. Onların da söz hakkı var ama o da sorumluluğu üstüne almıyor. Arkadaş hiç kimse, bak, Anagold konuşmuyor. Bunları not alın, tamam mı? Konuşmuyor adam. Çalık açıklama yaptı. Şimdi söyleyeyim size ne olduğunu. Operasyonel sorumluluğumuz yok bizim diyor. Biz finansal ortağıyız. Yani biz kazandığımız paraya bakarız. Kar veya zarar veya kazanamadım zararımıza bakarız. Siyanür madeni çıkarmanın tek yolu. Siyanür altını çıkarmanın tek yolu demiş. Hayır, siyanür altını çıkarmanın yollarından biri ama en ucuz yolların, en kolay yollarından biri. Ama diğer taraftan da çevreyi katleden, insanı katleden bir ortamdan bahsediyoruz. Yap işlet kaç demiş bir tanesi. He, Berat Albayrak da zaten Erdoğan ailesinin de bildiğim kadarıyla damadı. Geçmişte bu grubun da CEO'luğunu yapmış diye ben hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Ahmet, bakarsın herhalde bulursun diye tahmin ediyorum. Tabii canım, tabii de ATV ve Sabah'ın ilk sahipleri daha sonra Kalyon'a sattı. Yani böyle bir Erdoğan ailesiyle yakın, efendime söyleyeyim damat beyle yakın, kendisi ticarette, enerji sektöründe çok büyüdüler bu arada. İşte aileden gelinleri siyasette Malatya milletvekili olarak atılıyor. Burada önemli olan ne biliyor musun? Atılabilirler tabii ki. Siyasette yapabilirler, ticaret, ama burada siyasete girdiği andan itibaren kendi ailesine veya holdingine veya çalıştığı şirket veya şirketlerine ne varsa imtiyaz sağlamaması gerekiyor. Önemli olanı. Yani siyasetle işi birbirinden ayırması gerekiyor. Bu Türkiye'de mümkün değil. Bana ortalama zekaya sahip olan, bana Çalık kuşundan birileri ağzında kuş, Ahmet Çalık ağzıyla kuş tutsa, yakalasa mümkün değil, inanmam. İnandıramazsınız bana ya. İnandırmanız mümkün değil arkadaşlar. Şimdi böyle bir açıklama yaptı. Operasyonel sorumluluğumuz yok dedi. Ya 9 işçinin sorumluluğunu biz üstümüze almıyoruz dedi. daha bulunamadı onlar. Eğer yeni geldiyseniz dış güçlerle el ele demiş Kezban Hanım. Yani tabii ki yani dış güçlerle el ele giden bir iktidar var ve bu dış güçler dediğimiz bu dış büyük ülkelerle başka da bir iktidar aramaz. Çünkü 20 yıldır, 21 yıldır birlikte ülkeyi yöneten bir iktidar. Alışmışlar artık birbirine. Kimi getireceksin şimdi? Getireceksin tanımadığın insanlar, rüşvet yer yemez, yolsuzluk yapar yapmaz, ne bileyim namuslu çıkar, dürüst çıkar, bir de bu büyük firmaların derdi olur. Yok, bizde sistem yok. Yani sistem olmadığı için maalesef bu sorulması gereken soruları da soruyoruz. Endekslere bakıyorsunuz. Yolsuzluk endeksinde Türkiye gerilerde. Cumhurbaşkanı bile itiraf ediyor. Yolsuzluğun önüne geçeceğiz diye. Çok değil. Bundan 5-6 ay önceki sözlerine bakabilirsiniz. Ne bileyim çalışma evet. Doğru. 17-25'teki ses kayıt. Ta oralardan geçiyor. 17-25'ten itibaren. Bir kader birliği de edilmiş zaten. Her neyse, o kadar da detaya girmene gerek yok. Konunun ana fikrinden uzaklaşmış olacağız. İşte yani yolsuzlukta öyleyiz. Çalışma hayatında sonlardayız. Sendikalaşmada sonlardayız. Adalet endeksinde sonlardayız. Eğitim bilmem nesinde sonlardayız. Gelir dağılımında sonlardayız. Yani ülke bozuk. Yani bozuk olan ülkede madenleri mi doğru dürüst biz kontrol edebileceğiz? Mümkün değil. Ne ihalesini ne yasasını kontrol edebiliriz. Şeffaflığına inanırız. Ne ihalesinin şeffaflığına inanabiliriz. Ne de çalışmasının şeffaflığına inanabiliriz. Ülkede her şey bozuk arkadaş. Ortalama zekaya sahip bana bu soruların cevaplarını ver. Bak, dünden beri hem burada hem ekranda dünya kadar soru soruyor. Hala daha soru soruyor. Hem özel sektörüne soruyorum, hem devletine soruyorum. Ama hiçbirinden cevap alamıyorum. Şimdi geldik, mecliste bir komisyon kuruldu.